Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, güne Mira Hanım'ın sütüyle başlıyoruz. Günaydın dedim de saatlerimiz de 12'ye geliyor. Şimdi yukarıda gün ısıcılar yukarıda. Yaren, şurada çok tehlikeli bir yerde duruyorsun. Gelir misin? Saçına şuradan alev alış şey olursa görürüm seni. Yaklaşma şu ocağa, tamam mı? Özellikle saçının arkasıyla durma. Git hadi kardeşin yanına. Evet, sütümüz. Sütümüz. Birazcık kaynatmaya çalışıyorum da iyice kaynasın diye. Evet, yukarıda çalışma çabaları vardır. Şimdi sabaha kadar feci bir şekilde... Ay, zaten açık. Bu kadar kaynama yeter diye düşünüyorum. Neyse. Sütümüz burada soğusun. Yaklaşma ocağa, tamam mı Yaren? Tamam. Gün ısıcılar yukarıda çalışıyor arkadaşlar. Suyum kesildi. Bulaşıkları yıkıyorum. Evet, ben kırdım kızım. Ben kırdım. Gel kardeşin yanına. Kahvaltımızı yaptık. Şahin şu an yukarıda. Daha sonra... Örümcek olsun kızım. Sakın onları öldürme, tamam mı? Ben şimdi burayı topluyordum ama dediğim gibi su kesilince öylesine kaldı. Daha sonra bugün inşallah şimdi şeylerin, bu gün ısıcıların böyle halat gibi bir ipi vardı. Şahin'den bir rica edeyim de söyleyeyim, şunu balkondan çekiversinler. Üç kişiler. Kıracaksın arkandaki şeyi. Üç kişiler inşallah bunu yukarıya balkondan içeri taşırlar arkadaşlar. Artık bugün o odadan kurtulurum. Dün gece geç saate kadar Şahin çocuklar uyuyordu. Ben de şey yaptım. O Mira'nın dolabını taşıdım içeri. Onu yerleştirdim, şey yaptım. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Bugün birazcık geç kaldığım için buralar dağınık. Neyse, birazdan sizlere anlatırım neden geç kaldığımı. Niye bu kadar geç işlerim şey oldu. Evet. Yağmurdan sonra çok güzel, serin, mis gibi bir hava var dışarıda. Ama soğuk esiyor. Hadi gir içeri, gir içeri. Yatağı buraya çıkardım şimdilik. Lazım değil çünkü yatarken tekrar şey yapalım. Gir içeri. Neyse, biraz hava alsın burası. Şunlar yukarıya gidecek falan. Vesaire vesaire. Dağınık bir, tembel bir Feride'den günlük vlog. Değil mi? Sen ne kadar tatlı oldun ya. Bu tarafa gelsene, bir bakayım sana. Şuraya, şuraya kızım. Şuraya, ortaya. Çok tatlı oldu benim kızım. Teyzeler, annesi elbiselerini falan hepsini astı, çıkardı. Gördün mü dolabını ne güzel yapmışım, değil mi? Bu ne ya? Bu ne Yaren ya? Sabah uykudan uyandığımda resmen hayatımın şokunu yaşadım arkadaşlar. Tabii böyle ara ara korktuğum günler oluyordu ama bir, nedir onun adı? Mira'nın ameliyat günü, bu kadar korkmuştum. İşte şimdi doktorlar çıkacak. Tamam, git babayla, baba götürsün, babayla geri gelirsin, tamam mı? İstiyorsan, istiyorsan akşama kadar kal. Hayır. Kalmayacaksın mı? Tamam, baba işini bitirene kadar kal, geri gelirsin. Annem aradı da Yaren'i gönder diye. Şahin de şimdi orada işi var. Gitsin götürsün, gelirken de getirir. Neyse, 10 Kasım Yaren'in, şey, Mira'nın ameliyat günü korkmuştu. İşte şimdi doktorlar çıkacak maalesef. İşte Allah korusun tabii ki. Ama içinde insanın böyle bin türlü şeyler giriyor arkadaşlar insana işte. Şimdi çıkacaklar, işte kurtaramadık, şudur budur. Hep diyordum ki Allah'ım, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü işte 10 Kasım. Yaren, sen mi yapıyorsun? İşte Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, kızımın da hayata tutunma, yaşama günü olsun. Böyle nasıl yalvarıyordum. Ama bir yandan işte sürekli bu şey aklıma geçiyordu arkadaşlar, işte bir şey olacak, bir şey olacak. Neyse, çok şükür o günü atlattık biliyorsunuz hep beraber. Ondan sonra böyle ara ara tabii ki korktuğum günler oluyordu. Bir şeylerden korkuyordum, ne bileyim, gece uyanıyordum, korkuyordum. Ama bugün arkadaşlar resmen elim ayağım boşaldı. Hemen aklıma kim geldi biliyor musunuz? Geçen Çağla'yı izliyordum. Çağla aklıma geldi.
Şimdi ne oldu? Ben gece Şahin kızlarla burada uyuyordu. Ben dedim geç saate kadar uykum da yoktu. İşlerimi halledeyim yukarıda. Bayağı bir şey yaptım. 1-1.5 gibi yattım. 1.30'da yattım. Saat 4 çeyrek Mira uyandı. Saat 8.30'a kadar hiç uyumadı. Ben de yanında oturdum şey yaptım. Bilmiyorum öyle benim de uykum nedense kaçtı. 8.30'da Şahin'i işe gönderdim. Mira'yı uyuttum. Kendim de Yaren de uyuyordu o zaman. Kendim de şu koltuğa kıvrıldım uyudum. Çünkü Yaren buradaydı gece yanıma inmiş. Neyse arkadaşlar böyle uyudum. Sonra bir baktım Mira'nın sesi, ağlama sesine uyandım. Kalktım. Etrafa bakındım. Yaren yok. Önce şey yapmadım. Dedim belki bir yerdedir. Yani sonuçta ev büyük. Bir iki defa Yaren seslendim. Sesi gelmedi. Salona gittim. Yok. Tuvalete girdim. Yok. Mutfağa girdim. Yok. Balkonlara baktım. Yok. Sonra koşa koşa yukarıya çıktım. Mira'yı beşiğine bıraktım. Yukarıya çıktım. Yaren seslendim. Hiçbir odada yok. Banyoda yok. Böyle nasıl desem balkona gidiyorum ama öyle bir gidişim var ki arkadaşlar böyle şimdi o balkonun kapısını açacağım. Aşağıya bakacağım. Ve Yaren orada. Ama nasıl böyle elim ayağım titredi. Ağlama krizine girdim. Arıyorum. Yok sonra dedim ki balkonlara baktım. Yok. İşte yukarıdaki balkona böyle aşağı eğildim. Yok. Aşağı indim koşa koşa Şahin'i aradım. Ama yukarıda nasıl bağırıyorum? Yaren. Yok. Yani çocuk hiçbir yerde yok. İndim Şahin'i aradım. Yaren seninle mi? Ben sandım Şahin tekrar gitti. Süt aldı geldi. Ben uyurken onu aldı. Markete falan gittiler. O dedi ki yok diyor. Nasıl diyor Yaren yok. Geliyorum dedi. Kapattım telefonu. Koşarak havuza gidiyorum arkadaşlar. Havuzda yok. Aşağıdan balkondan bakıyorum. Yok. Yaren. Bağıra yok. En son böyle oturdum. Hani diyorum ya Çağla aklıma geldi. O da aynı işte. Bir daha göremeyeceğim falan. En son böyle merdivenlerde böyle oturdum. Ve yani çocuk yok. Resmen çocuk ortalıkta yok. Ondan sonra böyle oturdum. Yukarıdan bir ses. Anne buradayım. Demez mi? Arkadaşlar. O an sevinsem mi? Ağlasam mı? Yaren'i böyle nasıl desem bir daha şey yaptım. Sanki böyle anne ben buradayım dedi. Böyle şey yaptım. Yaren dedim. Sandım ki hani kulağıma şey oldu. 2-3 defa yaren. Yaren indi aşağıya. Böyle nasıl desem size ya. Kızıyorum. Bağırıyorum. Bir yandan sarıldım ağladım. Yani kızıyorsun. Bağırıyorsun ama. Bir yandan da sarıldım ağladım yani. Bir şey olmamış. Dedim neredeydin? Yukarıdaydım diyor ki. Neredeydin diye sorduğumda anne yukarıdaydım dedi. Ama yukarıda arkadaşlar benim girmediğim oda kalmadı. Bakmadığım dolap kalmadı. Nereye girdi? Neredeydi? Niye sesimi duymadı? Niye ben onu görmedim? İnanın bilmiyorum. Yukarıda oynuyordum Gök. Aa, ben o odaya girdim. O odaların hepsinden balkonlarına çıktım. Yoktu. Neyse böyle bir şok yaşadım arkadaşlar. Böyle. Yani tamam Tekirova'da yaşadığımız evde dubleksti. Orada da merdiven vardı. Ama bu kadar korkmuyordum orada. Yani nasıl desem niye bu kadar korkmuyordum? Mesela yatıyordum da Yaren bahçede kendisi oynuyordu. Yani belki burası bilmediğim bir yer, tanımadığım insanlar, merdiveni tehlikeli ya da ne bileyim ya bin türlü aklıma bir şeyler girdi işte. Allah korusun tabii ki. Ama öyle bir şok patlaması yaşadım. Şimdi Yaren'im gitti. Hatta gidiyor şu an babasıyla, dedi nenesinin yanına. Ben de şimdi o bir saat falan suyu kullanmayın demişler. Suyu kullanamayacağım. Yani bulaşıklarım kaldı. Ortalığı öyle bir toparlarım. Bu kız burada oynasın birazcık. Yarenim nerede? Burada mı? Gidiyorlar. Annem aradı da ya Şahin bu tarafa geliyorsa Yaren'i de getirin diye biraz böreyim. Ben de tamam dedim. Annemin yanında durur. İşleri bitince zaten geri gelir. Ya da kalmak isterse de kalsın. Hadi bakalım ben şimdi buraları bir toparlayayım arkadaşlar.
Çocukların karnını doyurdum ama inanın kendim böyle bir lokma bile boğazımdan geçmedi. Gideyim bir çay suyu koyacağım diyeceğim ama su yok. Bakayım kettle'da çok az varsa da bir kahve yapayım. Üç bir onu içeyim. Daha sonra şu evi bari süpüreyim. Yatağa sarkıt dedim. Yani yukarı çek o dedi. Birazdan geri geleceğiz. öyle işte. Birazdan geri gel. İnşallah kurban olduğum Rabbim. Allah'ım ne olur sesimi duy. O yatak bugün yukarı çıksın da oraları bitireyim arkadaşlar. Yoksa artık adam tembele çıkmış gidiyor. Tembela tembel. Ben de farkındayım tabii ki. Yani ama tembelliğimden değil böyle yapamadığımdan canım sıkılıyor. Yoksa ki çoktan bitmişti de işte. Aslında bugün ben size çok güzel bir haber verecektim ama korkudan dolayı inanın onu bile unuttum. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Neyse güzel haberimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Minik prensesimiz doğdu. Evet Sevda'nın bebeği oldu. Yani bugün dünyaya gözlerini açtı. Rabbim analı babalı büyütsün. Adıyla yaşasın inşallah. Bu arada adını sürpriz demiştim sizlere. Daha memleketteyken. Evet Reyhan hanımımız doğdu. Yani adı Reyhan. Dediğim gibi adıyla yaşasın. Çok tatlı. Böyle saçları kapkara. Yani şöyle söyleyeyim size. Kime benziyor biliyor musunuz? Yani şu an Sevda'ya bakın. Bebeği görün. Öyle söyleyeyim size. Aynı Sevda. Çok tatlı maşallah. Böyle boncuk boncuk gözleri var. Saçları kapkara. Teyzesinin kuzusu. Göremedim ama inşallah. Allah nasip ederse seneye gidecek olursam baya baya büyür tontişim. Nasip olmadı işte göremedim. Bak ben üçünde geldim. 2 hafta sonra da o doğdu. Olsun. Analı babalı büyüsün inşallah. Büyük kız olsun. Bahtı güzel olsun Allah'ın izniyle. Öyle güzel haberimiz de buydu. Sizlere diyorum ya veremeden korkunun şokuyla unuttum. Şimdi ben bu dolabı buraya getirdim. Bu şifon yer mi diyorlar. Bak şurada bayağı bir rüzgar var. Bunu buraya getirdim. Şimdi bunun içini dün birazcık elime geçen şeyleri düzenledim arkadaşlar. Bunlar zaten birçoğu Yaren'imin kıyafetleri Miram'da oluyor. Onları giydireceğim. Kışı zaten çıkartırız. Şu an malum zaten fiyatlar da almış başını gidiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Burada şöyle ikili takımları koydum. Daha sonra burada sadece üstleri koydum. Burada hırkaları. Daha tabii ki çıkacak da. Burada zıbınları, burada alt işte tight eşofman falan. Yani yavaş yavaş çıktıklarını böyle katlıyorum, koyuyorum. Hem ortalık sakinlesin hem de daha düzenli bir şekilde şey olsun. Buraya da böyle sadece Miram'ın örtülerini, alt açma bezlerimi falan işte yatak odam falan gelince böyle bunları hepsini hurca koyacağım ve kaldıracağım. Çünkü mesela yatak alt açma bezlerini hiçbir şekilde artık kullanmıyoruz. Bunları arada sırada yine üstüne falan örtüyorum ya da beşiğin içine sarıyorum ama bunlar da yatak odam inşallah gelince hurçlayıp onun altına kaldıracağım. Şurayı tam olarak takamadım da Şahin gelsin de taksın öyle birbirine sürtüyor. Buraya da eski düzen yine böyle çorapları, şapkası, ağız mendili, badanalarına saç bantlarını kıyamadım, kaldırmadım. Belki yine bu kışın taktırırsa hanımefendi. Burada da zaten kiloklu çoraplarımız var. Burada da minnoş ayakkabılarımız var, DJ'leri. Tabii artık olur mu bilmiyorum da. Böyle. Gerçi ayağımız da minnoş, kendimiz de minnoş. Şu olur da. Şimdi mesela pıtır pıtır yürüseydi dışarıda site içinde bununla yürütürdüm ama hayırlısı olsun diyelim. Burası da bu şekil. Alt kısma da şöyle uyku tulumları. Bu da Yaren'imdi. Sakladım. Kardeşine nasip oldu. Burada işte böyle işte tulumumuz var. Yeleklerimiz vesaire. Bakın böyle sürtüyor. Neyse dediğim gibi çıkan kıyafetleri şey yapıyorum. Burayı da işte bu şekil böyle şey yaptım. Çünkü gün ısıcılar buradan geçtiler. Tabi ortalık hala dağınık. Mesela şurada kıyafetler var. Onlar ayıklanacak, kaldırılacak. Daha sonra şurada var. Hem bir yandan düzenliyorum, bir yandan topluyorum. Bir yandan bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Hemen olacak diye bir şey tabii ki de yok. Böyle burayı zaten görmüştünüz. Burayı da bu şekil Yaren'imin kıyafetlerini
Astım. Şuraya yanına da Şair'in pantolonlarını astım. Çünkü işe falan gidiyor ya. Benim o kadar önemli değildi. Ama onunkilerini böyle astım. Buraya da iki tane battaniye koydum göz şeyimi yormasın. Ama tabii ki buradan kaldıracağım. Böyle Yaren'imin dolabı. Bayağı da kışlığı varmış. Bu kış Yaren'e bir şey almam. Seneye inşallah alırız. Bakalım okula yazdırabilirsem şey yaparız. Yazdıramasam da bu kış evde olur. Böyle buranın düzeni bu şekil. Yatak gelmiş olsaydı şimdi yatağı da koyardım. Altının bazasını falan da doldurdum ve burası artık bir bitmiş oda olurdu. Bugün de Allah'ın izniyle geri kornişini takarlar. Oraya da şöyle oyuncaklarını falan doldurdum. Yani iki poşet şu oyuncaktan çıktı düşünün. Baya baya yani rahatlamış bulunmaktayım şu an. Şimdi şunları aşağıdan getirdim. Bunları da katlayacağım, kaldıracağım. Başka ne var? Bu odadan bu odaya transfer ettim hepsini. O odadan odaya, o odadan odaya böyle böyle geziyoruz. Şimdi aşağıya gideyim. Çamaşırları atacaktım. Yıkayamam maalesef. Şu duvara bakın. Dün yatağı çıkartacağız derken ne yaptık? Bunu hiçbir yer olmasa da arkadaşlar şu o ara koridor kesin badana olması lazım. Daha şu ikisi de kırılacak değil mi? Yani evin kırılma, yıkılma şeyleri çok. Şunu çıkarabildik ama asıl altı sığmadı. Olsun. Şu kapağı da bir halletseydi. Yani böyle bir güzel olacak bu oda. İşte mesela burada şuraya da yatak başlığı böyle gelir. O beyaz şifon yeri de oraya koyarım. Oyuncak şeyini de buraya koyarım. Halı da sererim bir tane ve bu oda tamamen bitmiş olacak. Bu kış Yaren'imin odası olur. Seneye de Allah nasip ederse kızların odasına odasını değiştireceğim ve odayı Miray yanımdan artık ayıracağım. Böyle canlarım. Hadi bakalım şimdi ineyim aşağıya. Alt katları süpüreyim. Şahin de o zamana gelir. Dua edin de yatak çıksın. Bendeki isteği görüyor musunuz? Neyse Sevda'yı arayayım da görüntülü Reyhan Hanım'la birazcık hasret gidereyim. Mira! Anne bir sürü iş yaptı yukarıda. Aferin sana. Oynadın mı burada sen? Şu bezimi getirdim. Şuraların şeyini, lekesini falan alayım. Su yok. Suları kesmişler. Ben de yukarıda hatta sana kilotlu çorap getirdim bak. Bak bak. Sabah giydirememiştim. Bunun dolabını kıyafeti çıktıkça katlıyorum. Yaren'inkini katlıyorum. Böyle yavaş yavaş yukarıda bir şeyler yapıyordum ama tabii ki buraları da süpürdüm. Şu camın lekesine bakın. Vay benim halime. Perdeci de gelmedi ya. Bir arayayım bakayım nerede kaldı. Bak. Ne oldu? Peşime mi geliyorsun sen şimdi? Bu odayı süpürdüm. Daha sonra şu koridoru süpürdüm. Şu ayakkabıları nereye koyacağım bilmiyorum. Buraları süpürdüm. Şu kapının altı niye böyle olmuş ya? Mutfağı süpürdüm. Mutfakta temiz. Burası. Buraya girmeyelim arkadaşlar. Boş verin burayı. Ay. Şu kapıların arkasına benim çok acil şeyler almam lazım ya. Şu ne diyorlar ona? Aslında böyle demir takmaları gerekiyordu da niye takmamışlar sadece bu. Bu arada dün konsol hepsi 2 metreydi arkadaşlar. Yani hepsinin şeyi 2 metreydi. O yüzden bir yere baktığımızda standart ölçüsü 2 metre. Ama ben özel ölçü yaptırabilirim dedi. Ben de burayı ölçtüm. Yani şimdi kapıya değmesin diye şuradan şu kolona kadar 1.80 oldu. 1.80 yaptırırım buraya. Buraya zaten konsol gelecek. Üstüne televizyon gelecek. İnşallah şuraya masa. Böyle açılmayan vardı büyük kocaman da ama onlar şey olmazdı bana. O yüzden katlanabilir masa baktım ki toplayayım böyle. Biz misafir geldiği zaman açarız. Normalde diğer türlü kapatırız. Yani şurası masamın yeri. Daha sonra İşte koltuklara baktık. Şahin'le işte bu tarafa koyarız, bu tarafa koyarız. Berjerler kesinlikle almıyorum arkadaşlar. Çünkü hem yerimi daraltacak hem de çok gereksiz bir şey. Koltuklar alırım. Üçlü üçlü iki tane alırım. Onlar yeterlidir. Evet. Yine mi yağmur yağacak acaba? Şu çiçek niye soldu onu düşünüyorum sabahtan beri de bakar mısınız? Susuz diye onun için mi soldu? Bir de şu soldu. Ya da şu şey. Ha, orada oturuyorlar. Ya da diyorum şu camdan sıcak veriyor da o yüzden mi soldu? Neyse komşum gelmiş. Yoktu. Hadi bakalım.
Bu sitede çoğunlukla oturan ev sahipleri ya da bilmiyorum belki de kirada oturanlar da var. Yani çoğunlukla yabancılar. Ama kimsenin kimseye bir zararı yok arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Kimse kimseye bulaşmıyor. Bugün mesela kaçıncı günümüz? Neredeyse bir haftadır falan biz bu evde kalıyoruz. Yani kimsenin kimseyle bir derdi, sıkıntısı yok, yani öyle söyleyeyim. Çoğunlukla hep işte yabancı. Çoğunlukla işte Rus falan var. Çocuklar böyle konuşurken, şey yaparken anlıyorum. Rusça konuşuyorlar. Neyse, sütüm de ılımıştır. Şimdi bunu da dolaba kaldırayım. Yaren gelmedi daha. Babası da tabii ki ortada yok. Böyle. Miram. Yukarıya çıkıyorum. Burası kalıyor. Uf, şu görüntü nasıl beni şu an sinir ediyor. Bomboşi. Gel sana şey giydireyim, gel. Gel kilotlu çorap giydireyim, gel. Hadi yanıma gel. Yanıma gel. Keşke oturma odasını havuz tarafından yapsaydın diyenler olmuş ama orası evet, orası iyi olurdu. Çok güzel. Mesela güneş alıyor. Güzel ama arkadaşlar orası salon olduğu için burası da otur şey küçük olduğu için salon olamaz. O yüzden nasılsa iki yerde de oturabiliriz. Yani illa sürekli oturma odasında oturacağız diye şart değil. Oturma odasında oturacağız diye bir şey yok. Burada da otururuz, orada otururuz. Nerede ki artık kimin canı nasıl isterse öyle de yapar. Değil mi Minnoş? Minnoş. Ha Minnoş. Gel bakalım, gel. Domestos döktüm şu küçük lavaboya falan da bir koku almış evi. Su da yok ki yıkayayım. Ne yaptılar ya? Bunları bir arayayım mı bakayım? Bugün yine mesela saat kaç oldu? Bakalım. Bakın saat 2. 2. Ay şu fotoğrafa bayılıyorum ya. Aşığım şu fotoğrafa. Kara kuzularım benim. Bakın 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 bakın. Benim teyzeleri bak. Kara kuzularımı. Saat 2. Ve inanın. Ha böyle işte gün başlıyor bitiyor. Başlıyor bitiyor arkadaşlar. Yani bir şey yapamıyorsun işte. Ne ara yağmur başlamış Mira sence? Hı? Yağmur başlamış. Saat 5 gibi perdeci abi gelecekmiş. Bakar mısınız şu görüntüye, sanki kar yağıyor. Şahin yolda geliyormuş ama nasıl takacaklar? Gün ısıyı bu yağmurda. Biz de kızımla baş başa kaldık, oturuyoruz şimdi. Dün bu balkon birazcık yağmur gördü. Buraya da difrizi nasıl koyacağım bilmiyorum. Dolabı bu tarafa, difrizi bu tarafa ama üstünü böyle yağmurlu havalarda böyle naylon gibi bir şey diktiririm büyük bir ihtimal. Zaten burası güneş görmüyor arkadaşlar. Mamur yağıyor. Mamur yağıyor, mamur. Mamur yağıyor. Hele bir temizlik yap, ne olur. Temizlik yapar mısın? Ha? Temizlik yapar mısın? Annemle konuştum. Uludağ'a gidiyormuşlar bugün. Kuzenim sağ olsun Uludağ'a götürüyormuş. Nigarlar bugün dönüyor ama annem birkaç gün daha kalacakmış. Bakalım annem gelseydi tabii ki çok çok iyi olacaktı da benim için ama en azından Antalya'daki işlerimi hallederdim. Hayırlısı olsun, gelmişken geçsin. Anacığım. Lafa gelince ben tembelim, Allah çirkinin şansından versin herkese. Öyle yazan oluyor da. Peki sizce bu işler biter mi? Bakın. İstediğin kadar temizle. Ah, çamurlu. Ah. Çatıda şu an dün ısıyı takıyorlar. Gördüğünüz gibi tembellikle bir alakası yok arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Böyle kapı açık. Artık neyse. Yaren neredesin? Ve bakın. Burası da ıslanmaya başladı. Burası da ıslanıyor. Banyodaki fayanslar komple sökülecek şimdi.
Keşke taşınmasaydın, kayınvalidenin evinde otursaydın, bu işler bittikten sonra taşınsaydın diyenler var. O da şöyle arkadaşlar. Yaren! Bu kız beni bugün delirtecek ya. O da şöyle ki, biliyorsunuz annem buradayken Miray'ı bırakıp gelip burada temizliğimi falan yapabiliyordum. Çünkü annem sütünü, yemeğini, her şeyiyle ilgilenebiliyordu. Ama kayınvalidem o kadar şey yapamıyor mesela çocukla. Ha, bakmıyor demiyorum. Tabii ki de bakıyor, ediyor ama böyle uzun süre bakamıyor. Sadece baksa bir saat, işte bilemedim 1,5 saat falan bakıyor. Ama uzun süre dediğim gibi bakmıyor. Yani bakmadı hiç. Bakmıyor değil de nasıl desem şimdi, yanlış anlaşılacak. Bakamıyor, öyle söyleyeyim. Mesela çocuklarla pek şey yok kayınvalidemin, sabrı falan. O nedenle hem Diyarbakır'a zaten gidecek biliyorsunuz. Öyle yani, taşınmamızın şeyi de buydu. Zaten taşınmamız da gerekiyordu. Taşınacaktık da zaten. Ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yavaş yavaş yapacağız da. Orada bırakıp gelip burada işlerimi bütün gün yapamazdım. Çünkü aklım orada kalacaktı. Bu aralar zaten Mira biraz dedim yani, dişinden dolayı galiba ishal de başladı. Hem o var. Böyle en azından gözümün önünde şu an. İşlerimi hallediyorum. Bu odada oturuyor ya da işte çizgi film açıyorum, onu izliyor falan. Yani sütünü, yemeğini aksatmıyorum. Kendim veriyorum, ediyorum. Ha keşke olsaydı mesela. Keşke hazır eve mesela gelseydim, eşyalarımı falan yerleştirseydim. Benim için de tabii ki kolaylık olacaktı. İki çocukla tabii ki zor oluyor. Dün öyle bir yorum gelmişti. Ne uyuşuk bir insansın. Senin yerinde başkası olsa çoktan hallederdi. Bizim de çocuklarımız var. Hem işe gidiyoruz, çalışıyoruz. O da yetmiyormuş gibi gelip evimizde pırıl pırıl ediyoruz. Diyen işte çirkinin şansını Allah versin. Yani güya ben çirkin ve benim şansımdan Allah herkese versin mi? Versin. İnşallah. Amin. Amin inşallah. Yani bunun şeyle, tembellikle, uyuşukluklukla dün de söyledim arkadaşlar, hiçbir alakası yok. Mesela sabah ben süpürdüm, dün akşam buraları sildim ettim ama ne fayda böyle işte geziliyor diye. Tabii ki onlar da yapılması gereken işler sonuçta. Gün ısı takılıyor. Daha sonra sular yavaş akıyor. Mesela bu eve girmeden maalesef şeyleri bilmiyorsun. Yani sonuçta biz burayı sıfır inşaattan sonra yeni sıfır daire aldık. Ama evin içine girdikten sonra ancak eksiklerini, sıkıntılarını öğreniyorsun. Gün ısı takıldı. Daha sonra işte suları yavaş akıyor. Şahin motor takacak. Ondan sonra şimdi bu su sızıntısı vardı. Burayı hallettik diye düşünüyorduk ama banyodan genel şeyinden sıkıntı varmış. Banyonun fayansları komple sökülecek. Yani alt yer fayansları komple kırılacak. O sorun çözülecek. Daha sonra ne bileyim, bir sürü işler var. Ha, bunları Yaren, ya bunları bekleseydim kayınvalidemin evinde, işte buraları şey yapsaydım, gel git de olmuyor. Mesela sabah kalkıyorsun, işinin azından gece yarısına kadar yapıyorsun. Zaten annem de gidecek. Ona da az kaldı. Gidecek. Böyle. Hem onun evini mesela taşıdık, hem burayı taşıdık. Artık her şey taşınmış, mutfak falan da biliyorsunuz ben buraya geldikten sonra daha oraya gidemedim. Ama annem gitmeden önce bir gün giderim. Böyle yani. Şu işler çabucak bitseydi. Ha, bir tane. Oturuyorum, sen ne yapıyorsun? Yemek getirmiş bana. Su da yok. Tavuk çorbası yapacaktım, suyum yoktu. Yemek getirmiş. Yemeğimi yedim. Miram uyuyor. Yaren nerelerde inanın ki bilmiyorum. Nerede acaba gene? Babası ne izliyor? İzliyordu en son. Çay saati. Şey, televizyon astık ama. Babaya koyayım mı?
getirdim. Koyma koyma, sanki biraz yüksek oldu. Koyma koyma. Gerçi konsol bayağı bir yüksekti. Neyse, ayarlarız. Kancasından aşağı indirebiliriz. Bir tanem gel. Baba telefonla konuşun yapma. Şimdi bir çay içelim. Akşam tekrar oraya gideceğim. Annemin yanına. Bakalım. Gideyim çünkü akşamları sıkılıyorum evde. Zaten burada bir şey yapamıyorum. Gideyim birazcık en azından oturayım. Annem de haftaya pazar biletini almış. Gidiyormuş tekrar şeye. Diyarbakır'a. O yüzden gitmeden şöyle bir gideyim. Birazcık zaman geçireyim yanında. Hem de sıkıldığım şey kalmaz. Mira uyansın şimdi, gideriz birazdan. Hey! Bak sabah küçücük bir noktaydı. Ondan sonra çok çok çoğaldı. Odadaki su, duvar bayağı ıslanmaya başladı. Ha? Çok mu akıyor? Hayda. Ne için şu olsun? Durduk yere mi bağırıyorum anneciğim? Sen kayboluyorsun evde. O yüzden bakar mısınız? İyice çoğaldı. Nokta nokta soğumaya başladı. Hadi gel babam, kapatır kapıyı. Ve biz anneme gidiyoruz. Çocukları hazırla derken kendimi şey yapamadım. Bir tane yelek üstüme geçirdim. Gidiyoruz teyzeler. Hadi yavaş in. Baban kapatır kapıyı. Ay nasıl soğuk var ya. Ne oldu? Ne oldu? Yaren'in bebeklik şapkası. Ama çok tatlı oldun Cen. Çok tatlı oldun Cen. Hı? Yaren'im gelsene. Babayı mı bekleyeceksin? Gidelim anneme sürpriz yapalım. Bilmiyor geleceğimizi. Nene sürpriz yapalım mı? Hı? Sürpriz yapalım mı nene? Duvar bayağı bayağı bir ıslandı arkadaşlar. Canım da sıkılmadı değil açıkçası. Kış! 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 Gel buradayım. Bir tanem çantayı aldın değil mi? Tamam. Yaren hadi. Nerede bu ya? Kız gelsene yavaş yavaş. Hadi. Dağın ta dibindeyiz vallahi. Bakar mısınız? Şu evler boş sanırım ya. Ama yok, yaşayanlar var o ileride. Çocuklar falan geliyor çünkü orada. Hadi gelin. Şunlar inşallah kışın ölmezler. Böyle kalır. Haydi bakalım. Bakın şuralarda gülleri görüyor musunuz? Siteyi de gezemedik ya. İnşallah bir gün gezeriz sizlerle. Yazın bunlar güzel açar diye umut ediyoruz. Orası da bizim evimiz. Hadi. Kornişler takıldı bu arada. Tutarım onu arka buraya ver. Sütü var, alacağım. Tamam benim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ney? Sana nene? 10 lira. 10 TL. 10 TL vermiş. Aa, bu taraftan mı gideceğiz? Buralara hiç gelmemiştim ha. Şu elini o kadar ıslatmış. Hep su olmuş. Kızım o kadar mı kaşınıyor dişi? Ha? Minnoş. Dağın da ta tepesindeyiz Mira. Ne diyeceksin bu duruma anneciğim? Dur. Ben açtım. Baksanıza. Ha kızım. Evet, burası da Hatice ablaların o tarafına bakıyor. Ha bu arkada bir tane, burası tek miymiş bu ev? Niye böyle? Hayır, ha burada da varmış. Ne kadar karışık bloklar varmış. Ha, o araya giriyor değil mi? Kedi yapacaksın baba. Bu tarafın alt balkonları kapalı değil. Tam önleri mi sadece kapatmışlar? Yani öyle. Ha, ön cam yapmışlar. Yuvarlak yaptık geldik. Orada da bizim evimiz, bakın. Evet. Sen anahtarları söyledin değil mi? Hangi anahtarı? O bu kapı anahtarı. Geldi aldı mı ya? Geldi mi? Bu kadar hızlı. Hemen yaptım. Hepsini yaptım. Tamam. Hadi bakalım. Tekir Ova'ya gidelim şimdi. Şunlar hepsi boş değil mi? Daha kimse yaşamıyor. Şimdilik boş. Ama satılır vallahi.
Fiyatlar da bu arada günden güne artıyor maşallah. Onların her zaman karlı. Tabii canım, şu an biz bayağı bir kardayız yani. Aldığımızdan günden itibaren. Şöyle size yolu çekeyim biraz. Yağmurdan da pek bir şey gözükmüyor ama siksene bir kere. Daha kötü yapacağım. Yok, yüzden şöyle yap. Birazcık marketlere uzak kalıyor. Yürüyerek kesinlikle gelinmez de. Ya da ayağın alışır. Şu binanın altı aydınmış. Ha, şu grinin değil mi? Evet. Ayağın alışırsa aslında şey olur da. Çok biraz ötesinde. Evet, A101 burada. BİM yok galiba burada. Var. Aslan bucağın içinde değil miydi? Neyse, ilerleyen zaman da bana bir tane motor alırsa. Şurası da şok işte. Şoku biliyorum, BİM'i dedim. Ha? Bakalım oyuna cevap verecek mi? Bir tane anne, baksana, motor. Baba motor alırsa Yaren'le gelir gideriz böyle. Aç kızım, sıcak. Kaç kişi ya küçük motora mı? Ya, BİM neresi biliyor musun? Neresi? Aha bak şurası. He, kocaman BİM yazıyor zaten. BİM, BİM de BİM yakınmış. Hepsi yakın. A101'e gelsem ben BİM'e de gelirim tabii ki de, baksana. Şey. Pazar yeri de burası. Pazar yeri de okul burası. Arkadan 3 arabayla gelme olan da motora herkes biniyor. Evet anne, böyle sanayi yoluna gideceğiz. Evet anneciğim. Babaya Mira'yı bırakırız. Biz de motorla ikimiz gezeriz. Baba, anne ben de sen kullanmıyorsun da. Kullanırım anneciğim. Ne olmuş ki? Hayır. Sen bilmiyorsun ben kullanmayı. Kullanırım anneciğim. Baksana babam biliyor. Baban öğretseydi şimdi, ya anan da bilirdi de. Anne arabanın ana çantası. Bak bak. Babası gibi kızı da aynı, güvensiz. Görüyor musun da senin gibi düşünüyor. Al sakızın buradaymış. Al. Sakız sedi. Bir tane sakız ver. Ver bana. Yemin ederim var ya, az önce kornişler takılıyor. Tutturdu bir sakız. Var. Sakız ağlıyor. Bu arada kornişlerimiz takıldı değil mi? Tamam. Perdemiz korniş de yarım. Bitti. Korniş bitti. Gün ısı bitti. Bitti. Başka ne bitti? Ya, ne oldu önlüğüm? Dolapta sökülmüş. Gel. Kızım dur, bekle, şuradan şey alıp geliyoruz. Evet. Ne anneciğim. Ay, perdelerimi de sökeyim gelmişken. Ne oldu yani? Ne oldu? Beşiğin içi zaten dedi ya dolu. Şunlar Beyye teyzenin miymiş? Beyye teyze getirmiş bunları, koymuş, o da taşınacakmış. Anam şey, yetim gibi perdelerim kalmamış. Hayır, bu beşiği mi? Evet. Nereye boşaltacağım ben? Şimdi Mira'yı sallarız, onun içini boşaltalım da. Hayda. Vay be. Ya sen niye mızıldıyorsun? Yaren. Ne istiyorsun Yaren? Ha? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun şu aynalarına? Bayağı da şey olmuş baksana. Ne oldu Yaren? Yıkanıyor gibi, sökülüyor. Yıkanıyor tabii, şuradan açılıyor, evet. Yıkanıyor. Termal yok, bir tane. Bir tane onu şunun üstüne koysana, tezgahın üstüne. Tamam, tezgahın üstüne onu koy. Beş sene oturduğun ev. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiç de üzülmüyorum. Ha, şu da çıkacak sonra. Hiç de üzülmüyor musun? Hiç üzülmüyorum. Tabii ki üzülmüyorum. Ailesini paylaş. Sen şuraya bak. En değerli varlığımız kalmış. Aa, bu evde. Onu hele alırım. Bir sök. Onu alırım abi. Bir sök kimseye, onu sök. Kimseye bırakmam onu. Sök de cebine katla koy kızımı. Yok, arabaya koyacağım araba. Annem onu aslında alacaktı da unutmuş. Ah, onu alacaktı nenesi de unutmuş. Ama vay be. Yapıyorum. Hadi boşalt boşalt. Salyangozlar basmış, vay be. Ya. Ah benim güzel evim, güzel evim. Bir tanem, şu dolap acaba ölçü olarak uymaz mı bizim banyoya? 5-6 bin niye verelim? Bunu mu? Sökelim abi. Dur bakayım, ne sökebilirim? Şunu alacağım. Spot mu? Spot, ben taktım bunu. Hatta şimdi alacağım. Açamıyorsun, gördün mü? Açarım. Sen kameranı. Bir şey yok ki burada, bıçak bıçak da yok. İki tane kaşığım kalmış anam. Aa, aslında bak. Ver abi, çay kaşığı da ver. Şeyden sipariş verecektim ya. Aha bak, çatal kaşıklığım da buradaymış. Aha bak, bir sürü şey var burada. Neyi bir tane? Ne vereyim lan?
Ay ben şu dolabı boşaltmış mıydım, bir ona bakayım da. Evet boşaltmışım. Ha? Nasılsın? Ne yapacağım tane? Oy oy oy, Yaren gel, fotoğrafım düştü. Al. Vay be. Havuzlu manzaradan sonra burası nasıl? Kaliteli be. Hangisi? 300 lira bu. Fazla kullanmadık zaten. Yo, ben bunu kaldım. Lazım mı bana? Tamam. E zaten kimse yaşamayacak. Kim yaşayacak ki burada? 300 liraya mı aldım ben bunu? Bilmiyorum ki. Neyse. Annem bayağı bir yerleşmiş şimdi. İçeri geçtiğimde çekelim. Ne? Hadi bir şey alalım, bir tane yapalım. Hadi boşalt sen onu. Çiçeklerini götürmemiş ama. Ay. Fesleyenlerini götürmemiş. Hangisi bir tane? Al o zaman. O Yaren'indir. Niye atıyorsun çocuğun şeyini? Buki. Yaren sen niye geliyorsun peşimden? Evet, ellerinize sağlık. Her şeyi yıkamış. Burada alırsın. Ney? Hani, yok vallahi unuttum. Neyse Şahin'le yarın yollarım ben. Ha kızım. Ya vallahi unuttum, aceleyle çıktım. Şşş, bağırma. Şu yatağı da tekrar böyle çevirmiş annem. Efendim. Geliyorum. Şu da küçük evdeki annemin eşyalarını Şahin şimdi getiriyor. Baya yerleşmiş annem. Küçük evde gördüğünüz zaten hiçbir şey kalmamış. Gel buraya gel. Gel. Hangisi? Ha? O masayı alalım senle gitti. Şimdi mi? Miroş, sana biz battaniye sermedik mi? Yatağı da buraya koymuş annem. Buraya gel bakayım sen. Şöyle göstereyim mi size? Şöyle. Yemek yiyecek mi? Yemek yiyecek mi yemek? Tamam hadi. Tamam ye, masayı sonra alırız ya. Gel yemek yiyelim de gel. Ha? Şimdi mi? Tamam. Şimdi neyse getirelim. Beşiği şimdi getirdik. Burada da işte annem yatıyormuş. Böyle baya bir şeye sokmuş. Aynen. Tamam getirelim de biz yerde yine yeriz. Bir şey taşımak istemiyorum. Tamam. Hızlanmışım hazır. Hızlanmış senin hızına. Gideyim kemere. Kontrol kalemimi de getireyim. Ben seni de getireyim de. He. Var kafamda bir iki şey ya. He. Eve girdik. Annem diyor ki kayınvaliden diyor nasıl seviyormuş. Tam da yemek yiyecektim. Evet şöyle kavun doğradık. Dur kızım. Tavuk kızartmış annem. Salata, pilav, turşu. Şimdi yoğurt da getirecek. Anne, Miroş. Pide mi var? Tamam. Evet. Şimdi karnımızı doyuralım. Turşu da var. Anne çıkardı şimdi turşuyu. Masaya getirdik ya açık kalmış demek ki. Geldi de böyle zorla İçeri mi girdi? Ya bir baktım aşağı yeni. Bu abından da yoğurt getirmiştik. Bunun 39 lira gittim hep baktım adamı. İçeride de oturdum sonra Fatma'mla kızlar. Hiç hatırlamıyorum Beye teyze. Hiç hatırlamıyorum. Sen bu kadar ufak yapanlardan aldın. Hanımlar sarma sarıyor. Zarife de özel bunu çekmemi istedi. Beni de çekin ama ben nasıl hoşam? Hoşam? Yani güzel. Ama şu an Beye teyze açık çekemem yalnız. Yok ben çekmesin. Bu tarafa gelin öyle çekeyim o zaman. Hadi sağ ol. Beni sarma sarıyoruz. Kıçığı için. Kıçık için sarma sarıyorlar. Hadi. Kime gıcık için? Kime? Hadi şöyle çekeyim hadi. Hadi çekin en yüzünü çekin. Saçını toplar mısın? Bak saçınla olmaz böyle. Hadi Nilüfer teyzeyi görsünüz. Hadi Nilüfer teyze el salla de ki el Nilüfer salla, teyze. Nilüfer teyzeciğim. Gel, annenem geliyor senin yanına. Babaanne değil baba, misin? Nene işte biz babaanneye nene diyoruz. Biz nene diyor. Nene. Eskiden eve değildim. Babaanne evet. Ben şey gelmiyor ya nene. Hoş geldin. Evet. Nene daha güzel değil mi? Nene tabii tatlı. Anne.
Yaren yapma gözünü. Tamam hadi dur toplayayım saçını dur. Tamam tamam çektim ben sizi. Bu da Yaren'in sardığı. Nenesi bak bunu atmayın. Altına bir şey serseydiniz ya. Bu Yaren'imin. Nene teyze. Yaprak mı? Evet yaprak koyuyor da annemin. Bunu niye Hatice geçen sene şey verip bir dolaptaydı. Evet. Ben de sana batırdım çıkartmış. Ufak minnacık minnacık. Bir şey olmuyor. Ben hiç koymayayım. Bu da bizim Miroş uyuyor burada. Bu beşiği burada bırakmıştım biliyorsunuz. Ama iyi oldu. Ya ben beşiği de arkasını dedim burada. Şu boşluğa koyun. Orada şey olur. Zaten oraya koyacağım. Aynen. Bir bakarsınız cumartesi, pazar yatalı da geliriz. Hey, ben gelin mi pazar akşamı dediğim. Zarife de gelsin. Tam Diyarbakır'a gidin gelin de siz. Zarife yatarız. Zarife'nin evi yok. Allah aşkına. Çocukları yok. Kocası yok. Bir gece gel her taraftan yetim kalmış desene. Neyse burası eğlenceli geçiyor. Bu ne yapıyor burada ya? Bu ne yapıyor burada? Tamam biz de sana gelir akşam gelir. Dur. Tövbe estağfurullah. Evet geliriz Zarife'ye bizi ziyaret ederiz. B teyze de yazın gelir. Şimdi gidiyormuş Diyarbakır'a. Kışı orada geçirecekmiş. Saatlerimiz 12.30 ve biz daha yeni eve girdik. Şimdi annem bir şeyler verdi. Burada şöyle incir. İncir de o kadar güzel ki satın almış annem. Hatta Zarife de 2 kilo almış ama ben de istedim yokmuş. Neyse annem şöyle 1 kilo sağ olsun bana da almış. Daha sonra şöyle pekmez. Başka... Bir de şöyle incir reçeli verdi. İncir reçeli ben çayla falan seviyorum. Bunu şimdi dolaba koyacağım bozulmasın. Burada Yaren'imin süşe Miran'ın sütü onu dolaba koyayım. Böyle arkadaşlar size bir de ne göstereceğim. Bakın ne buldum. Orada yatak dolap falan söküldükten sonra bu yatağın üstünden çıkmış. Ya şöyle. Şahin telefonla konuşuyordu o yüzden kapattım. Bu kavanozu biz sevgiliyken Şahin bana hediye etmişti. Şöyle içinde bir sürü kalp var. Böyle kalpleri açtığın zaman da seni seviyorum çünkü sen benim için su gibi azizsin. Böyle bir sürü dediğim gibi yazılar var. Bunu bana hediye etmişti. Seni seviyorum çünkü sana dokunmak mark olup denize ulaşmak. Dokunmak, uçmak, denize bir şeyler işte arkadaşlar. Şöyle başka neymiş? Yani anlayacağınız bir sürü. Burada böyle kalpler var. Bu neymiş? Ne? Kuru dalımda bana çiçeksin. Oo. Böyle işte şeyde onu da bugün aldım. Getirdim. Tabii ki de 5-6 sene sakladım. Hatta ne 5-6 sene? 6 sene biz evliyiz. Rahat bir 8 sene var. İnşallah nice senelere. Bunu tabii ki de kaldıracağım. Çocuklar uyuyor. İkisi de uyudu. Mira zaten orada uyuyordu. Yaren de gelmeden önce uyudu. Bu çantayı artık yarın nedir onun adı? Ayıklarım. Burada başörtüm kalmış annemlerde. Bu çok iyi oluyor. Büyük, geniş. Namazda falan rahat ediyorum bununla. Neyse dediğim gibi çantayı yarın ayıklayacağım. Saatlerimiz de bayağı geç oldu. Şimdi yatacağım. Hazır çocuklar uyuyorken çünkü Mira yine erken uyuyordu. Ve mesaisi yine 4.30-4'te başlayacağı için. Şurada da yemek şeyi vardı. Şurada düdüklüm falan var. Onları artık yarın toparlarım. Mesaisi 4.30'da başlayacağı için arkadaşlarım. Ne kadar erken uyursam. O kadar benim için kârdır. Şunu kaldırdım zaten dışarıda kalsa da olur da. Ama şu dolaptaydı. Bunu hemen şöyle minik minik incirler. Zaten geçen sene de aldığında bu reçeli yapmıştı annem. Dolaba koyalım. Ondan sonra yatalım. Yarın yeni bir güne başlayalım. Bu arada salı günü Tekirova'ya yine gideceğim. Hem pazara giderim hem Zarife de geldi bu arada sağ olsun. Mesaj attım işte kızlar Tekirova gruptan kızlar ben Tekirova'dayım falan diye. Sağ olsun hemen geldi. Zaten onu da şimdi evine bıraktık öyle geldik. Salı günü giderim. Hem birkaç tane böyle bir kahvaltılık
Sos sana yapalım Zarife dedi. Kayınvalidem de bak mutlaka gel kızartma falan yapacağım dedi. Yani salı günü Tekirova'ya davetliyim. Ama bugün için böyle bir tuhaf oldu. Hani ne bileyim oradan işte ayrıldım. Evim başka bir yerde artık. Yine de böyle hani hatırlıyor musunuz taşınmadan önce işte bir daha gitmeyeceğim falan diyordum ama işte öyle olmuyor arkadaşlar. Yine böyle ne bileyim aslında iyi oldu bugün gitmem. Kayınvalidemle bayağı bir oturduk. Beye teyze oradaydı. Zarife falan. Şunun arasına bakıyorum da bu şey oluyor. Vip Ahmet'in bu sepetleri böyle oluyor ya arkadaşlar. Ona bakıyorum da. Ama takılmaz değil mi? Çok şey. Buraya taksam sepet bayağı bir aşağıda olur. Şuraya taksan olmaz. Bayağı bir yakın. Neyse. Zarife dedi ondan sana sipariş verdim. Neyse söyleyeyim iptal etsen o sepetten. Hani Zarife'nin elinde görmüşsünüzdür. Belki ben onu almıştım ondan. Buraya olmaz. Çünkü eve gidince bak demişti de. Buraya sanırım olmaz. Bu kırılır. Çatlar mı bir şey olur. Her neyse arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.